Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. En sevdiğimiz pastalardan bir tarif daha geliyor. Hem bisküvinin bu kadar yakıştığı bir pasta ben görmedim değişik bir bisküvi kullanacağız ve çok kolay bir tarif uygulayacağız. Öncelikle kekini yapmakla başlayalım. Şeker ve yumurtayı kabıma aldım. Mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Şayet kekiniz çok güzel kabarmıyorsa işte tam da burada hata yapıyorsunuz demektir. İşte bu beyazlığı görene kadar çırpmalısınız. Şeker içinde erir ve bu şekilde yumurtalar kabarırsa kekiniz sünger gibi olur. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı sütle birlikte karıştıracağım. Daha sonra unlu malzemeyi için unlu malzemeyi içine eleyerek ilave edeceğim. 250 mililitrelik su bardağı kullandım. 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu ve vanilinin içine ilave ettikten sonra içine eleyeceğim. Aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak kek hamurumu hazırlayacağım. Hepimizin evlerinde olan bu cam fırın kaplarından kullanacağım. Bugün 25'e 25'lik büyük boy e, kare borcam ya da dikdörtgen borcamı birazcık daha ince düşer. Ona da yapabilirsiniz. Dikdörtgen büyük boy borcam da kullanabilirsiniz. Fırın kabıma alıyorum 180 derece alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişiriyorum kürdan testi yaparak ya da bir bıçak ucu saplayarak şayet kuru çıkarsa kekinizi artık fırından çıkartabilirsiniz. Kek fırından çıktıktan sonra şöyle bir 5-10 dakika bekleyip o ilk sıcağı geçtikten sonra bir su bardağı kadar soğuk sütü üzerine böyle gezdire gezdire döküyorum. Zaten hepsini çekecektir. O bir tarafta böyle kek nemlenirken ben de diğer taraf kremasına hazırlayacağım. Yarım e, kiloluk kadar yani 500 mililitre kadar süt kullanacağım yeterli gelecektir. Sizler dilerseniz kremasını ben daha bol seviyorsanız yarım oranda daha arttırabilirsiniz. 750 mililitrelik sütle de yapabilirsiniz. Un, e, süt, nişasta, şeker ve yumurta ile birlikte ocağa alacağım, güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Daha sonra üzerine bir e, kap örtebilirsiniz ya da işte bir buzdolabı poşeti örtebilirsiniz. Bununla birlikte soğutup soğuduktan sonra içine bir paket kadar krem şanti ile beraber çırpıyoruz. Şimdi bir paket krem şanti ya da krem şanti kullanmak istemiyorsanız şayet 200 ml kadar kremayı çırpıp içine ilave edebilirsiniz ya da krema da almayacağım ben Tuba derseniz o zaman içine 3 yemek kaşığı kadar böyle oda sıcaksında tereyağı ilave edip o şekilde de çırpabilirsiniz soğuyan kremamı güzelce e, soğuyan kekinin üzerine sıkıyorum ya da işte bu şekilde spatula yardımıyla sürüyorum şimdi gelelim en can alıcı kısma buraya kadar birçoğumuz bu şekilde pasta yapmayı biliyor şimdi burada bir e, nefis bir bisküvi kullanacağız tutku işte efendime söyleyeyim ya da işte biskrem bu içi kakao kreması dolu bisküvilerden kullanacağız yerken hem görüntüsünde hem de lezzetine çok büyük farklılık oluşturuyor. Her bisküviyi süte bandırarak dibe doğru gönderiyorum. Şöyle elimle biraz kremaya doğru batırıyorum. Çünkü bunun kremanın içinde yer alması gerekiyor. Kremanın içine doğru bastıracağım. Üzerine de krema ile birlikte sıvayacağım. Dolapta dinlenirken bu bisküviler yumuşayacaklar. Bu sayede hem çatalla kesilebilir hale gelecek hem de pasta ile bütünleşecek. Bundan sonrası çikolata ganajın işi. Fakat isterseniz yani Tuğba beni çok masrafa sokma derseniz bunun üzerine kakao serpebilirsiniz. Sadece kakao serperek de tüketebilirsiniz. Çok lezzetli olur. Size bunun garantisini verebilirim. Ama benim gibi çok çikolatalı seven, çok çikolatayı tatlı seven insanlar için üzerine de çikolatalı ganaj hazırladım. Yarım paket kremaya 100 ml yani kremaya 100 gramlık çikolata ilave ettim ya da 80 gramlık bir büyük paket bitter çikolata alırsınız işte üzerine yarım paket krema dökersiniz o da olur mikrodalgada ya da bel bu buharın üzerinde eritiyorum daha sonra oda ısısına geldikten sonra üzerine döküyorum dilerseniz bu şekilde çikolatalı dilerseniz kakaolu dilerseniz de sade olarak bu pastayı tüketebilirsiniz dolaba dinlenmeye gönderdikten sonra ki bu en iyisi bir gecedir yaklaşık 4 saat kadar dinlendikten sonraki bu şekilde. Ben daha çok nerelerden kesileceğini size göstereceğim. Şu biz kremlerin olduğu yerleri görüyorsunuz böyle yuvarlak yuvarlak oralardan değil de böyle tam onların ortalarından kesmeye çalışın. O şekilde porsiyonlayın. İster 4 4, ister de be, isterseniz benim gibi 2 2 yapın. 2 2 pek yetmiyor bir insan ama eee olmak lazım tatlıları yerken de, işte böyle şekerli gıdaları yerken de. Şöyle çatalla keseceğim, kıvamını göstereceğim. Gerçekten keki Sünger gibi, kreması muazzam. Şimdi şöyle bir de bisküvisini göstermek istiyorum. Bisküvisi ağza geldiği zaman o kekin tadıyla birlikte birleşiyor ve lezzetli mi lezzetli bir pasta ortaya çıkıyor. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalımda yüzlerce pasta tarifi var. Evet yanlış duymadınız yüzlercesi var. Çünkü pasta yapmayı çok seviyorum. Her gördüğüm pastayı denemeye çalışıyorum ya da onu başka tatlarla birlikte sentezliyorum. Doğum günleri için şekerli hamurlu pastalar mı dersiniz, ganajlar mı dersiniz, kekli keksiz pastalar mı dersiniz? Türlü türlü pasta tarifleri kanalımda sizleri bekliyor olacak. Videomun sonuna pastalarımın linklerini ve açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İnşallah. Sizlerde aradığınız tarifleri kanalımda bulabileceksiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret etmeyi, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.